Buyurun. Genel kurulumuzu ve ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, zamların yağmur gibi yağdığı, vatandaşın alım gücünün yok denecek kadar azaldığı, iktidarın yönetme yetisini kaybettiği bu zor günlerde 2022 yılı bütçesini konuşuyoruz. Bütçedeki kalemlere ve karşısındaki rakamlara bakınca bu bütçenin dertlere çare olmaktan çok uzak bir bütçe olduğunu görüyoruz. Yatırıma ayrılan para 132 milyar lirayken faiz ödemeleri için ayrılan para 240 milyar lira. Eski parayla 240 katrilyon. Yatırım için ayrılan paranın iki katına yakın bir para faiz ödemeleri için ayrılmış. Nasıl olacak arkadaşlar? Nasıl olacak? Bu bütçeyle, bu kafayla, bu rakamlarla yoksulluğu, işsizliği ve geçim derdini nasıl bitireceğiz? Değerli arkadaşlar, AKP'ye oy veren insanlarımızın büyük çoğunluğu borçlar nedeniyle bu yıl sadece 240 milyar lira faiz ödemek zorunda kaldığımızı eminim ki bilmiyordur. Çünkü bu iktidar onlara IMF'ye olan borcu bitirdik dedi. Borcumuz yok dedi. Ama Londra'daki faiz lobilerinden çok yüksek faizle borç aldıklarını söylemedi. Acı ama gerçek şu ki değerli arkadaşlar, paramızı pul eden, kaynaklarımızı çarçur eden, ekonomimizi batıran bu iktidar yüzünden, bu iktidarın kötü yönetimi ve liyakatsiz kadroları yüzünden ülkemiz çok borçlandırıldı. Borç ve faiz sarmalının içine atıldı. Şimdi bu borcu çevirebilmek ve sıcak para bulabilmek için son kalan ülke kaynaklarımızı da yabancılara pazarlamaya çalışıyorlar. Körfez ülkelerinden medet umuyorlar. Yabancı bir gazeteci bir toplantıda ülkemizin Dışişleri Bakanı'na buraya para için mi geldiniz diye sorabiliyor. Utanmıyor muyuz bundan değerli arkadaşlar? Bu onurlu milleti, bu büyük milleti bu duruma düşürmekten utanmıyor muyuz? Tüm bunlar ortadayken çıkmışlar bir de faize karşıyız diyorlar. Faize karşı savaş açtık diyorlar. Yalan arkadaşlar, hepsi yalan. Rakamlar ortada. Bu iktidar Cumhuriyet tarihimizin en büyük faizcisidir. Satılmadık, satılmadık hiçbir şeyimiz kalmadı. Geçen yılki bütçe konuşmamda satılan mallarımızın 15 metrelik listesini burada açmış, AKP iktidarına miras yedi demiştim. Hayırsız evlat demiştim. Az bile demişim. Çünkü siz gerçekten de bu toprakların gördüğü en hayırsız iktidarsınız, en büyük miras yedilersiniz. Değerli arkadaşlar, bu iktidar döneminde kutsal din duyguları kullanılarak ülkemiz resmen soyulmuştur. Her fabrika bir kaledir anlayışıyla yapılan fabrikalarımız yok pahasına satılmıştır. Bu iktidar döneminde satılan mallar Cumhuriyet tarihimiz boyunca satılanlardan kat be kat fazladır. Yapılan yolsuzluklar Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan tüm yolsuzluklardan çok daha fazladır. Anadolu'da çok bilinen bir ağa ile çoban hikayesi vardır. Ağanın birinin 100 koyunu varmış. Bu koyunları bir çobana vermiş arkadaşlar. Bir zaman sonra vatandaş ağa çobanın yanına gitmiş. Ya bizim koyunlar ne oldu demiş. Bilinen bir hikayedir. Tabii vatandaşın ağanın kafasında şöyle bir şey var. Ben 100 koyun verdim. Bu koyunlar en az 200 tane olmuştur. Bazıları ikiz doğurmuştur. Koyunlarımın sayısı epey artmıştır diye düşünmüş ve ağa bu umutlarla çobanın yanına gitmiş. Çobanın kulübesinin önünde yemek yerken bulmuş. Selam vermiş, biraz sohbetten sonra koyunların durumunu sormuş çobana. Çoban büyük bir rahatlık içinde sorma beyim demiş. Yağmur yağdı, gök çatladı. 72'sinin ödü patladı. Önden gitti baş toplu, arkasından 5 toplu. 5'ini verdim kasaba, 10'unu kattım katma hesaba. Kurt kaptı birisini, birinin de getirdim derisini demiş. Adam da orada yemek sofrasında bulunan yoğurt çömleğini aldığı gibi bunun kafasına dökmüş. Saçı başı yüzü yoğurda bulanıp bembeyaz olan çoban son derece sakin bir şekilde ellerini göğe doğru açarak sana şükürler olsun Rabbim, yüzümün akıyla koyunların hesabını verdim demiş. Bu hikayede anlatılanlar iktidarın yaptıklarının bir farkı yoktur arkadaşlar. Devleti bu anlayışla babalarının çiftliği gibi yönetmiyorlar mı? Memleketi ve milleti mahvetmişler ama sorsan her işten yüzlerin akıyla çıkıyorlar. Hatırlayın, 128 milyar nerede diye sormuştuk bunlara. Bire 10 katmış, çobanın anlattığı hikayeye benzer hikayeler anlatmışlardı. Gerçekten bıktık. Hamaset dolu söylemlerinizden bıktık. Yalanlarınızdan bıktık. Zamlarınızdan bıktık. Haksızlıklarınızdan bıktık. Allah ile aldatmalarınızdan bıktık.
Kısacası sizden de kötü yönetiminizden de bıktık usandık. O yüzden diyoruz ki Türk. Tamamlayın sözlerinizi. O yüzden diyoruz ki Türkiye yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara, ranta, talana ve yalana, israfa son vermek için, yandaşa, beşli çeteye, kibre ve salay saltanatına son vermek için, bu bozuk düzene, bu zulüm düzenine son vermek için, güneşli ve güzel günler için,